Bittim. Her şeye isabet. O kadar emek harca. Onun ağız kokusunu çek. Bunun kan kokusunu çek. Dediğin bir yerlere gel. Sonra bir anda bütün kazandıkların elinden çıksın gitsin. Belki de sen haklıydın Memati. Siyaset yapmazdık. Çok para da kazanmazdık ama... kaderimizi de başkalarının ellerine bırakmazdık. Aklımı kaçıracağım ya. Ulan insan babasına nasıl kurşun sıkar ya? Her şeyi geçtik. Benim hayatımın içine edişini geçtik. Kendi hayatının içine edişini de geçtik. Ulan insan babasına nasıl kurşun sıkar lan? Bu karı deli Memati. Zincirlik deli. Ölüsü olan bir gün ağlar, delisi olan her gün ağlar. Yırtınıyordun öldürecek biri yok mu diye. Var. Benim baldızım. Kimse bilmeyecek. Sadece sen ve ben. Emredersin abi. Hadi ben çıkıyorum artık. Abi, 1750 civarı aslat var. İplikçi Nedim'e götürün işletsin. Abi, polota sıkmaya çalışan karıyı tuvalete bağladık duruyor. Ne yapalım? Ne yapacaksınız? Sıkın kafasını, atın denize. Peki abi, iyi geceler. Ayaklarını çözün. Adın ne? Alev. Götürüp denize atın. Sifonu da çekmeyi unutmayın. Ameliyat nasıl geçti doktor bey? Ameliyat da iyi geçti. Hastanın durumu da iyi. Merak edilecek bir şey yok. Sağ olun. Operatörü kim? Selim Bey. Çıktı mı ameliyattan? Evet efendim. Hastane güvenliğine söyleyin içeri kimseyi almasınlar. Resepsiyona acil hasta dışında hasta kabul etmemeler talimatını verin. Konuyla ilgili dedikodu istemiyorum. Peki efendim. Buyurun efendim. Hastanın durumu nedir? Efendim, raporda belirttim. Kurşun sol skapuloya arkadan girmiş. Korakayet önünde sıkışmış. Skapula üzerinde kırığa ve lineer kırıklara sebebiyet vermiş. Hasta genel anesteziye alınıp sol skapula üzerindeki kurşun giriş yerinin laterali açılmış. Ancak kurşun çekirdeğine ulaşılamamış. Akabinde trapesus altından tekrar girilip çekirdek çıkartılmış. Bölge temizlenmiş, kol ve omuz alçıya alınmıştır. Raporu yeniden yazıyoruz. Hastanın fiziki muayenesinde... tansiyon 110-88. Genel durumu ağrılı. Bilinç açık. Şu andaki durumunun ani sıkıntı ve mental stresle oluştuğunu ifade etmiş olup durumu yaklaşık 12 saattir sürmektedir. Sübjektif şiddetli mide ağrısı, mide yanması ve gaz şikayeti. Palpasyonla artan bize babalık yapmadı abla. Piç gibi ortada bıraktı. Biz ona ne yaptık? Aynı evde yetim gibi büyüttü bizi. Aşçılarla yemek yedik yıllarca abla. Masasına bile kabul etmedi. 300 bin dolar
millet baba deyip elini öpsün diye 300 bin dolar. Bizim ona ihtiyacımız vardı abla. Tamam güzelim. Hadi uyu şimdi. Sonra konuşuruz. Uyumak istemiyorum abla. Onu öldüremedim. Canını alamadım. Ölmedi. Öylece durdu. Düşmedi yere. Yıkılmadı. Ah, ölmedi. Hadi bir tanem. Tamam artık düşün. Gitgide anneme benziyormuşum. Meral'imi kur. Yardım et ona. Sırasında büyük önem taşır. Bu tırnaklarla kurbanlarını devirir ve yerde tutarlar. Tırnaklar hayvanın kalın derisini delebilecek kadar sivridir. Üzerindeki kanca biçimli kıllar sayesinde dilleri eti kemikten sıyırabilecek kadar... Kardeşimin yaptığı için özür dilerim. Affetmeyeceğini biliyorum ama... Ağzı çevresinde bir dizi hassas bıyık yaratır. Benim hatırım için. Avlarını öldürürken hayvana doğru çevirdikleri... Kardeşim bağışla diyemem. Ama hayatını bağışla. Kardeşin deli. Akıl hastası. Aklı başındaki kimse bunu yapmaz. Kimse Lazia'ya kurşun sıkamaz. Kurşun değmiş, değmemiş önemli değil. Kardeşini ellerimle boğardım bu gece. Ama düşündüm. Çok düşündüm. Kardeşin akıl hastası. Ona verilecek ceza hastalıklı kafasına sıkmak değil. Allah cezasını vermiş zaten. Herkesin iyiliği için yapılacak tek şey var. Meral'i akıl hastanesine yatırmak. Onu hangi hastanede öldüreceksin? Saçmalama Nesrin. Sana öldürmeyeceğimi söyledim. Çocuklarımın teyzesini öldürerek çocuklarımın benden nefret etmesine izin vermem. Ama hastalıklı bir kadının çocuklarımı da hasta edip babalarına nefretle bakmalarına hiç izin vermem. Sana vereceğim yegane avuntu, kafasındaki hastalık iyileşirse bu eve tekrar dönebileceğidir. Onun dışında bu tartışmaya açılabilecek bir konu değildir. Bana söz ver. Meral'i öldürmeyeceğine bana söz ver. Tartışma bitmiştir. Son sözümü söyledim. Bana söz ver dedim sana. Nesrin sakın. Sesini bir daha sakın yükseltme. Keserim ses tellerini. Bu seferlik hoş görüyorum. Söz ver. Kimi seveceğime... Kimi öldüreceğime bir daha sakın karışma. Yani benim işime karışma. Bu son olsun. Söz. Bu son söz. Thank you.
Afiyet olsun. Babalarıyla görüşmüyorlar zaten. Abim Nesrin'le evlendikten sonra Meral de ablasıyla birlikte geldi. Bir daha da babalarına gitmediler. O da ne aradı ne sordu. Çocuklar doğdu, torunlarını görmeye bile gelmedi. Her şeyin bir sebebi vardır. Senin aile? Babamı hatırlamıyorum bile. Öldüğünde kundaktaymışım. Annem de öleli çok oldu. Allah rahmet eylesin. Amin. Abin zor durumda kaldı. Konuşana bak, çapkın. Kadını bir de tuvalete götürüyor. O kadar kıskanç olduğunu bilseydim eve götürdüm. Ukala. Sen önce arkanı kolla. Ne varmış arkamda? Sen panik yaptın. Kadın baktı ki güzellikle beni tavlayamayacak, silah davrandı. Seni nereye bırakmamı istiyorsun? Beni kahveye bırak. Mümkünse peşimden gelen kadınları da rahat bırak. Can senin Can Pola. Canın nasıl isterse. Sağ ol canım benim. Bereket versin. Savcı Bey, üzerinde kimlik ya da herhangi bir belgeye rastlanmadı. Üstündeki giysiye bakılırsa bir eğlence sonrası öldürülmüş olmalı. Ellerinde ve ayaklarında bağlandığına dair ip izleri var. Parmak izi ve fotoğraflardan inceleyip kimliğini tespit edebilirsek size en kısa zamanda detaylı bilgiyi ulaştıracağız. Tamam, teşekkür ederim. Rahat olun. Bu kata giriş çıkış yasaklandı. Buyurun. Geçmiş olsun Ziya Bey. İyi görünüyorsunuz. Sağ olun. Siz istirahatinize bakın. Biz hastane olarak bütün önlemlerimizi aldık. Birkaç günde hiçbir şeyiniz kalmaz. Ben evimde istirahat ederim. Çocuklara haber ver. Bir saate çıkıyoruz. Vay dinle yandım. Ne zaman olmasam bir şeyler oluyor. Dayı, ben seni tanıyorum. Ama başkası olsa şüphe eder. Her şeyi bu adam mı organize ediyor diye. Tövbe de yeğenim. Geceden çıkaracağın hisse şudur. Bu kadar karıyı kızı bir araya toparlarsan, onlar da o kadar herife özenip ellerine silah alıp adam öldürmeye kalkarlar. Sizin zamanınızda olmuyor muydu böyle şeyler? Olmuyordu tabii. Nerede görülmüş? Kızı babasına kurşun sıkacak. Bir başka kadın erkekler helasına dalacak. Koskoca ağababalar da bu usulsüzlüğe, bu edepsizliğe ses çıkartmayacaklar. Tövbe tövbe. Başımıza taş yağacak, taş. Kadınlar öyle böyle yapıyor diyorsun da bir yandan da bir kadın benim hayatımı kurtardı. Derya başka. Duymadın mı Memmi'den? Derya'yı gösterip yiğitler mertlik öğrensin demiyor muydu? Diyordu da. Sen de duasından bile Allah korusun diyordun. Ben yiğit mert kadınlar için bir şey söylememişim. Ben yiğit mert kadınlar için esas duruşa geçeceksin demişim. Hah, kalk esas duruşa. Yanında velisini de getirmiş. Bu seferki fırça daha ağır ona göre. Yok yok, bu sefer fırça olmayacak. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba. Ve aleyküm selam hoca efendi, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Misafirlerimize bir az şekerli, bir çok şekerli kahve. Teşekkür ederim evladım. Sağ olasın. Hem ikramın için hem yaptıkların için. Estağfurullah. Emmi'den üstümüze kalan mirastı. Emaneti sahiplerine iade ettik. Ben o gün biraz kabalık ettim. Ya benim gelişim hem teşekkür etmek hem de özür dilemek için. Siz hemen çıkınca ben şey yapamadım.
Sizi kızdıracak bir şeyler yapmış olabiliriz. Ama özür diletecek ya da teşekkür ettirecek bir şey yapmadık. Çok şekerli avukat hanımın. Sağ olun. Bana da bir maden suyu ver oğlum. Tamam abi. Tabii size böyle kuru kuru teşekkür etmek için gelmedim. Mahallemize geldiniz. Canımıza kol kanat geldiniz. Hakkımızı elimizden alanlara hadlerini bildirip adil davrandınız. Mağdur olanlar sayenizde tapularını geri aldılar. Fakirhanemize şeref verirseniz sizi ağırlamak isteriz. Estağfurullah. Şeref buluruz hocam. Ney üflediğinizi duymuştum emmiden. Biz de bir kahvenizi içmek için gelip bahşederseniz huzur bulmak isteriz. Hay hay, memnuniyetle. Müsaade isteyelim mi kızım? Olur baba. İlk müsait olduğunuzda beklerim. Selametle hocam. Tekrar teşekkür ederim. Her şey için. Allah'a emanet olun. Ayağınıza sağlık. Güle güle hocam. Bir daha sakın benimle konuşma. Dayı bir dakika. Bir daha bana dayı deme. Aramızdaki dayı yeğen ilişkisi bitmiştir. Hayır işi yaptık. Bir de gelip bunu anlatalım mı Güllü dayı? Bak yeğenim. Kalbini çok fena kırarım. Bir daha bana Güllü deme. Dayı da deme. Eyvallah Güllü dayı. Günaydın. Nasıldı sürpriz Canan'ın? Tahmin ettiğim gibi balık restoranı mıymış? Üstüme gelme Elif. Çok kötü bir gece geçirdim. Hayırdır, ne oldu? Beni kumarhaneye götürdü. Ne kumarhanesi? Yer altında illegal bir kumarhane. Böyle mutfaktan falan geçtiğin. Girişi bu sahne kapısı gibi bir yer. Sen ciddi misin? Olur mu canım öyle şey? Bu daha bir şey değil. Ne kadar mafya, eli silahlı adam, bodyguard, rüküş kadınlar varsa oradaydı. Seninkinin ne işi varmış bunların içinde? Çakır denilen adamı tanıyormuş. Süleyman Çakır'ın mıymış kumarhane? Hı, evet. Rezalet. Rulet masasının etrafında herkes toplandı. Herkes çakı, çakmak, tesbih, bir şeyler koydu. 200 bin dolarlar, 300 bin dolarlar havada uçuştu. Seninki de tesbih koyanlardan biriydi. Gecenin şanslısı. Kim benimki? Polat Alemdar. Neyse. Yeraltı dünyasına dair herkes oradaydı ama gecenin nasıl bittiğini tahmin bile edemezsin. Nereden edeceğim? Çakır'ın baldızı babasını vurdu. Ne? Herkesin içinde. Çekti silahı, babasını vurdu. Dalga geçiyorsun. Adam öldü mü? Ne ölmesi? Yere bile düşmedi. Omzunu tutarak yürüdü gitti. Peki kız niye babasını vurmuş? Ya ne bileyim Elif. Bizi apar topar çıkardılar. Böyle bir şey görmediniz, duymadınız diye. İnanamıyorum ya. Hayatımda geçirdiğim en kötü geceydi. Ya peki nereye gittiğini anlar anlamaz niye çıkmadın? Neden terk etmedin orayı? Çıkmama izin vermedi ki. Ama bitti bu iş. Çıkmana izin vermeyen adam bitirmene mi izin verecek Canan ya? Ne biçim insan bunlar? Nasıl bir ülke burası? İstanbul'un göbeğinde kumarhane açıyorlar, birbirlerini vuruyorlar. Milletten dolandırdıkları paraları hava olsun diye havalarda savuruyorlar. 2 dakika iyi insan diye bakıyorsun, 2 dakika sonra hakkında neler duyuyorsun? Biz de Polat Efendi'nin ayağına gidip teşekkür ediyoruz. Yok kaba davranmışız da, yok teşekkür edecekmişiz de. Kim bilir nasıl aldı tapuları Şevko Efendi'nin elinden. O da oradaydı. Al işte. Her şey danışıklı dövüş. Bugün birbirlerine silah çekerler. Ertesi gün kol kola gezerler. Hepsi numara. Hepsi oyun. Ama ben onların oyununu bozmayı bilirim. Hangisine ne yapabilirsin ki Elif? Ne olursun artık başını belaya sokma. Uğraşma şunlarla. Öyle bir uğraşacağım ki. Süleyman Çakır.
Duruşmada nasılsa karşıma çıkacaksın. Bakalım milletin kulağını koparıp parasını tokatlamak nasıl oluyormuş? Hiç merak etmeyin. Kardeşiniz emin ellerde. Burada dışarıdan gelecek tüm tehlikelere karşı güvende. Daima 24 saat doktorlarımızın müşahedesi altında. Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşacaktır. Benim sizden tek istediğim kardeşimin kimliğinin saklı tutulması. Ve herhangi bir durumda haberdar edilmem. Bu konuda bir sıkıntınız olmasın. Hastalarımızın kayıtları gizlidir. Bizim de en az sizin kadar hassasiyet gösterdiğimiz bir durum bu. Bizim sizden tek ricamız dışarıdan herhangi bir şeyin içeriye sokulmamız. Gitmeden kardeşimi görebilir miyim? Tabii ki. Buyurun, birlikte gidelim. Ben dışarıda bekliyorum. Melek yüzlü. Meryem. Her şey geçecek bir tanem. Her şey geçecek. Kumarhane işinde yaptığın ne kadar plan varsa hiçbirini başaramadın. Beni hayal kırıklığına uğrattın. Efendim, aksilikler üst üste geldi. Mazeret dinlemeye gelmedim. Kumarhane konusu kapandı. Artık Çakır'la işimiz yok. O kurşun Laz Ziya ile birlikte Çakır'a da girdi. Şimdi büyük bir işe giriyoruz. Benim bağlantılarımı kullanarak Kuzey Irak'taki Kürtlere İsrail malı uçak savarlar satacağız. Sevim'in içinde ben, sen, Tuncay ve İplikçi Nedim olacak. Ben İsrail bağlantısını kuracağım. Tuncay gümrükten geçişleri halledecek. Nedim para koyacak. Sen de bu trafiği sağlayacaksın. Ve her şeyi gizli tutacaksın. Sen hariç. Kimse Sehem'in ortaklarını bilmeyecek. Bu Laz Ziya'nın alanı. Benim bu işle uğraştığımı duyarsa. Birincisi duyurmayacaksın. İkincisi kumarhane de bizim alanımızdı. Ona kumarhane izni nasıl verildiyse bize de bu izin verilecek. Bugün verilmezse yarın verilecek. Dünya savaşı çıkacakken kendimizi kumarhanelere kapatacak halimiz yok. Pastadan biz de payımızı alacağız. Peki devlet? Amerika'nın Kürtlere uçak savar yollamasına engel olduğuna göre birilerinin bu işi yapacağını hesap etmişlerdir herhalde. Ama bu bizi alakadar etmez. Haklısınız. Şimdi git ortaklarla anlaşmayı sağla. Tuncay'ı mutlaka Sehem'in içinde görmek istiyorum. Onlara İsrail'le bağlantıyı kurduğunu, malların transferi için sadece haber beklediklerini, gizli servislerin bu işe göz yumacağını söyle. Tamam efendim. Siz hiç merak etmeyin. Tuncay akıllı adamdır. Bu işi kaçırmaz. Yer misin? Teşekkür ederim. Tamam efendim. Ben müsaadenizi isteyeyim. Hadi bakalım. İyi haberlerini bekliyorum. Thank you.
Kolay gelsin Ömer Efendi. Oo Aslan Bey. Hoş geldin. Sefalar getirdin canım kardeşim. Hoş bulduk. Buyurun. Şöyle buyurun. Ne ikram edeyim? Yüzünü görmeye geldim. Ne ikram Allah aşkına? Nasılsın? İyi misin? Çok şükür. İyi olmaya çalışıyoruz. Cenazeden sonra uğrayamadım. Hepimiz yıkıldık. Çok üzüldük. Ali bu memleket için büyük hizmetler edecekti. Kader Aslan Bey, takdir-i ilahi, cilve-i Rabbani, Ali'mi veren aldı. Seni de çok severdi rahmetlik. Daha dün gibi gözümün önünde okuldan geldi. Baba ödevim var, Kuşçubaşı Eşref'in hayatını anlatacağım. Ne yapacağım bilmiyorum diye bir telaşla. Evladım telaş etme, Aslan Bey var. Hem Kuşçubaşı'nda torunudur. Ansiklopedilerde yazmayanları da o bilir. Yok, yazanları anlatacaksan zaten kütüphane müdürü. Sana yardımcı olur dediğimde sevincini görecektin. İşte o günden sonra Aslan amca aşağı, Aslan amca yukarı. Aslan amca şunu anlattı, Aslan amca bunu anlattı. Bir gün geldi, karşımıza oturdu. Ben Aslan amca ile konuştum. Harciyeci olacağım. Annesi bir sevindi. Oğlum diplomat olacak. Ama Aslan Bey, dış göreve gittikten sonra da sana asla işte bulunmadı. Oğlumun aklını çeldi. Elimden aldı. Yaban ellere gitmesine sebep oldu diye. Ne yapsın kadıncağız? Haksız sayılmaz. Nazife Hanım biraz da ecnebi kızlara gönlünü kaptıracak diye korkuyordu herhalde. Kaç kere dediysem de dinletemedim. Hanım, oğlun diplomat, ecnebiyle evlenemez diye. Her seferinde de kızdı. Evlenemezse de eğlenir. Elif'i unutur diye. Ama asıl derdi evlat hasretiydi. Gel dedik işte. Gelsin burada olsun. Yanımızda olsun. Güler yüzünü görelim. O bize yeter dedik. Geldi. Yüzümüzü güldürdü. Kendini öldürdü gitti. Cilve-i Rabbani. İnsan celladına bile gülümsüyor. Bilmeden, fark etmeden. Celladı gülümsemek. Güçlü insanlara nasip olur Ömer Efendi. Korkusuz idealist insanlara. Teşkilat-ı Muhassada bir Yakup Cemil vardır. Büyük bir fedai. Vatanı kurtarmak için yola çıktığı bayrak, silah, Kur'an üstüne yemin ettiği arkadaşlarıyla savaşırlar, didinirler, can alıp can verirler. Gün gelir ters düşerler. Yakup Cemil'in idam emri çıkar. Asker için o kadar büyük bir komutandır ki kurşuna dizmek üzere vazifeli erler silahlarını ona doğrultamazlar. İnfaz komutanı ateş emri verir. Erler kıpırdamaz. Emri tekrarlar. Erler kıpırdamaz. Yakup Cemil bakar ki er komutana baş kaldıracak. Üniformanın şerefini kurtarmak için bağırır. Asker nişan al. Asker Yakup Cemil'in sesiyle kendine gelir. Nişan alır. Yakup Cemil celladına gülümser ve kendi infazını emreder. Ateş! İnsan bazen bilmeden celladına gülümser. Bilmeden, fark etmeden. Ama bazen de bilip, fark edip gururla gülümser. Peygamber Efendimiz der ki, insanlara hizmet eden İnsanların efendisidir. Yakup Cemil de, ona kurşun sıkmakla vazifeli asker de, bizi hasrete gark eden alim de, yaşarken de ölürken de ülkelerine hizmet etmişlerdir. Çok doğru. Ha işte, neye hizmet ettiği belli olmayan deli hikmetimiz de geldi. Aslan amcası da gelmiş. İki siyaset yapmazsa hayatta rahat etmez. Ne haber Hikmet, nasılsın? Sağ olasın Aslan amca. İyiyim. Nasıl rahat edeyim Ömer baba? Şimdi haberlerde izledim. Adana konsolosluğunda görevli. CIA ajanı Aslan amca seni anlayacağın. Gazeteciler soru soruyor. Siirt'te ne arıyorsun? Niye Kürtçe konuşuyorsun? Burada ne için bulunuyorsunuz diye soruyorlar. Küstah herif, muhatabım değilsiniz deyip çekip gidiyor. Şimdi benim anlamadığım şu. Bizim derin devletimiz var mı? Var. Peki ne iş yapıyor? Belli değil. Ya bu derin devletin başında haysiyetli bir adam yok mu ya? Bunlarla uğraşsın. Sıkma canını Hikmet. Derin devlet var diyorsan
bunlarla uğraşan birileri vardır. Var mı yok mu? Sen onu bana söyle. Ne bileyim Hikmetciğim. Kimse kütüphaneye gelip de derin devlet var haberiniz olsun demedi bana. Yazılıp çizilenlere bakarsan var. Devlete sorarsan yok. Yokmuş. Ömer babaya söylüyorum inanmıyor. İşte sana da söylüyorum aslan amca. Ali'yi de derin devlet öldürdü. Trafik kazasıymış. Ne kazası be? Yılan gibi kıvrılırdı rahmetlik direksiyonda. Otur yanında çayını kahveni iç. Ali'yi karıştırma böyle şeylere Hikmet. Bana müsaade Ömer Efendi. Nazife Hanım'a da hürmetlerimi iletin. Güle güle. Sağlıcakla kal. Kendine iyi bak. Oğlum, her yerine aynı şeyi söyleyip üzme insanları. Tutamıyorum kendimi Ömer Baba. Ne yapayım? Kusuruma bakma. Nesin Hanım, kendisi şu anda istirahatte. Sizinle görüşemeyecek. Beklerim. 2-3 gün dinlenmesi gerekiyormuş. Doktorlar ziyaretçi yasakladı. Babam ne zamandan beri doktorların lafını dinliyor? Ne yazık ki yapabileceğim bir şey yok. Üzgünüm. Orhan abi, ne olursun 2 dakika. Sadece 2 dakika. Yapabileceğim bir şey olmadığını biliyorsun Nesrin. Babama söyle. Kız kardeşimin başına bir şey gelirse yarım bıraktığı işi ben bitiririm. Evet abi. Ne söyledi? Geçmiş olsun demek için gelmiş ama sizinle görüşemeyince kızdı. Babama söyle, kız kardeşimin başına bir şey gelirse yarım bıraktığı işi ben bitiririm dedi ve gitti. Küçüğü aynı anası. Her işi yarım bırakır. Bu da aynı ben. Her işi bitirmek ister. Gemi batırmaz. Bir emrin var mı abi? Aile işlerine senden başkasına güvenmem. Sağlam bir adam seç, Meral'i ortadan kaldırsın. Kimseyi şahit tutmadan yapsın. İş bittikten sonra da sen şahit bırakma. Emredersin abi. Orhan. Buyur abi. Ömrümüzde gemi batırmadık. Ama gemi ilk defa su aldı. Şanssızlık. Gece şanslı başlamıştı Can Polat. Senin için de, benim için de. Sen geceyi şanslı bitirdin de biz çapa oturduk. Babasıyla kızı arasındaki mesele. Kim ne karışır? Üstelik seni niye etkileyecek? Beni niye etkiler biliyor musun? Babasıyla kızı arasındaki 28 senelik mesele benim açılış gecemde patlayan mesele oldu. Alemde ne kadar saygı duyulan, korkulan, ürkülen adam varsa mekanıma gelmiş, benim mekanımda benim misafirime kurşun sıkılıyor. Onun için beni etkiler. Mesele onun kızı, bunun babası değil Can Polat. Harbi rezil olduk. Kumarı senle ben oynarız artık burada. Rengini seç. Siyah. Ben de siyah diyecektim. Nereye baksam kırmızı. Ne yapacaksın?
Planın ne? Laz Ziya'nın kızını vuracak halim yok. E kızı Laz Ziya'yı vurdu diye babasından özür dileyecek halim yok. Aralarına girecek halim de yok. Buraya gelince o kadar para yatırdık Can Polat. Tekrar toparlamamız lazım. Parasını da geç, Çakır iş batırdı dedirtmem. Hadi onu da geç. İlk işinde seni de batırtalım. Senin canın sağ olsun. Her şey iyi olacak. Hayrola nereye? Ev bakmaya. Aklıma yatarsa tutacağım. Baktırsaydık çocukları. Bu kadar işin arasında ne gerek var? Problem değil, ben hallederim. Abi 2002'nin bize zarar bilançosu çok ağır. 131 adet tır. 3 trilyon 220 milyar. 10 adet hava savunma füzesi. 1 adet füze bataryası. 7 adet lav silahı. 78 adet TNT kalıbı. 12 adet roket atar mermisi. Bunların toplam değeri 6 trilyon küsur. Yakalattığımız akaryakıttan 33 trilyon 378 milyar. Elektronik eşyadan zararımız 6 trilyon 380 milyar. Üstelik bu mallar bizim en hakim olduğumuz kapılarda yakalandı. Yeni hükümetle işimiz daha da zorlaşacak. Yeni bakan göreve gelir gelmez kadroları değiştireceğini açıkladı. Biz yeni bakanı kafa kola alana kadar bir bu kadar daha para kaybederiz. Tam da paraya para demeyeceğimiz zaman. Savaşın ortasında. Abi yapmamı istediğin bir şey var mı? Sen legal ithalat ihracatına devam et. Senin şirketin üstünden geçen hiçbir yanlış iş olmasın. Büyük bir iş olursa oradan geçiririz. Tamam gelsin. Hoş geldin Şevko kardeş. Hoş bulduk Tuncay abi, nasılsın? Sağ ol canım. Bizim Erdal'la tanışmış mıydın? Memnun oldum. Ben de. Hadi Erdal, görüşürüz. İyi günler abi. Buyur. Hayırdır kardeş? Hayır abi. Güzel, büyük bir iş var. Biz de Tuncay abimizi hatırladık. Bizimle beraber olursan onur verirsin. Anlat bakalım. Abi, İsrail'den uçak savar alıp Kuzey Irak'a satacağız. Bağlantıların hepsi tamam. Bize lazım olan güvenilir bir sevkiyat ve sınırlardan geçiş. Kimler var bu işte? Sen bu işi tek başına yapmayacak kadar akıllı adamsın Şevko. Abi büyük sehem kuruldu. Kimlerin bu işte olduğunu söylemeyecek kadar da akıllı bir adamım. Güzel. Sehemde seni tanırım. Bana ne mal teslim edilirse o malı yerine teslim ederim. Sonra da laga luga dinlemem, payımı alırım. Hayırlı uğurlu olsun abi. Çok büyük para kazanacağız. Bir duble viski içer misin? İçerim abi. Çok kızdığını biliyorum abi ama arada Nesrin var, çocuklar var. Sonuçta Meral teyzeleri. Ona zarar vermemelisin. Bundan bütün ailen zarar görür. Nesrin bir ömür seni affetmez. Derya. Af isteyen yok. Kimseden af beklediğim de yok. Nesrin'in de canı cehenneme. Meral'in de canı cehenneme, babalarının da canı cehenneme, sülalelerinin de canı cehenneme. Biz bu aileden kız alırken ne düşündük Derya? Alemi bilir, raconu bilir, silahı belimizde süs diye gezdirmediğimizi bilir, mapusa girersek beklemeyi bilir diye düşünmedik mi? Nesrin bu dediklerinin hangisini bilmiyor ki abi? Biliyor da. Bacısı gidip babasını vuruyor. Bu mu alem? Bu mu racon? Silahın da, ailenin de, örfün de, raconun da içine ettiler. Daha doğrusu etti. Bacak kadar boyu var. Türlü türlü huyu var.
ama kurtuluyorum ondan. Abi. Derya. Ben delilerin kafasına sıkmam. Benim deliyle, hastayla işim olmaz. Ben üstüme düşeni yaptım. Tımarhaneye yatırttım. Akıllanırsa akıllanır. Akıllanmazsa bir ömür orada kalır. Gerçi bu saatten sonra ömrünü Laz Ziya belirler. Abi konuşman lazım. Bu kızı göz göre göre ölüme gönderemezsin. Meral'i hastanede öldürürler. Derya, sen de mi delirdin? Korumaya çok meraklıysan bir yatakta sana arttırayım yanına, ha? Siz aklınızı yitirdiyseniz ben aklımı yitirmedim. Laz Ziya'nın karşısında duracak kadar delirmedim. Canımı sıkmak istediğin başka bir şey var mı? Yok. Memati. Bu gece işi bitir. Ne yapıyorsun sen? Sakin olun. İlacını veriyorum. Bir şey yok. Babam mı yolladı seni? Babam gönderdi değil mi seni? Ha? Babam mı yolladı? Sakin olun. Söyle çabuk söyle. Sakin olun lütfen. Kim gönderdi? Koşun hasta krize girdi. Yardım edin. Yaklaşma. Yaklaşma dedim. Yaklaşmayın. Yaklaşmayın dedim. Yaklaşmayın. Yaklaşmayın. Kim gönderdi sizi? Ben hazırlardım. Çocuklar uyudu mu? Şimdi uydular. İyi. Uykun varsa sen de yat. Uykum yok. Bugüne kadar senden bir şeyler sakladığımı hiç düşündün mü? Ne gibi? Benimle ilgili. Fotoğrafı gördüm. Adres ve oda numarası burada. İşi sessizce bitir. Tek başınasın. Kimsenin haberi yok.
Problem değil abi, hallederiz. Bu parayı al. Bir süre ortalardan kaybol. Bitince beni ararsın. Tamam abi. Yüzüme bakarak konuş. Ne saklıyormuşsun benden? Annem intihar etmedi. Ben 7 yaşındaydım. Meral 3. Evde büyük bir davet vardı. Babam 6 aydır annemle konuşmuyordu. Araları bozuktu. 6 ayın üstüne ilk defa eve misafir çağırmışlardı. Misafir dediğim vali, emniyet müdürü, iş adamları, babalar, herkes vardı. Bizi bile süslemişlerdi. Ben kalabalıktan sıkılıp annemlerin odasına gittim. Her sıkılıp yalnız kalmak istediğimde yaptığım gibi gardırobun içine girdim. Annemin eşyalarının arasına. Annem sallanıyor diye düşündüm. Ben de salıncağa binmek istiyorum diye ağlamaya başladım. Anne!
Meral hiçbir şey bilmiyor. O annemin kendini öldürdüğünü zannediyor. Babamın annemi öldürdüğünü bilmese de annemin babamın yüzünden kendisini astığını düşünüyor. Ona hiçbir şey söylemedim. Ona hiçbir şey söyleyemedim. Karısını böyle haince öldüren bir herifi bütün herkesi davet edip intihar etti süsü verip kendini acındıran aşağılık bir herifi ellerimle öldürmeyi o kadar çok isterdim ki. O kurşunu ben sıkmak isterdim. Ama zamanı var. İşte bu yüzden güçlü olmanı istiyorum. Herkesten güçlü olmanı istiyorum. O kadar güçlü ol ki bir gün babamdan intikam almak istediğimde ondan bile güçlü ol ki onu öldürebileyim. Senden tek beklediğim kocalık bu. Yeryüzünde senin için öldüremeyeceğim hiç kimse yok. Beklediğin gün gelecek. Muhakkak gelecek. Hadi oğlum Mem, hadi. Aç şu telefonu, aç şu telefonu. Efendim? Neredesin Memati? Yoldayım abi. Gidiş yolunda mı, dönüş yolunda mı oğlum? Gidiş abi. Dön Memati, dön. Peki abi, dönüyorum. Hayırdır Derya? Çok düşündüm ama yardım isteyebileceğim tek insan sensin. Yardımına ihtiyacım var. Nasıl yardım edebilirim? Meral, hayatı tehlikede. Onu ya abim öldürecek ya da babası öldürecek. Abinle karşı karşıya gelmek istemem Derya. Ben konuştum. Ben öldürmeyeceğim ama Laz Ziya'yı da karşıma alamam dedi. Ben alırım. Gidelim. Thank you.
Kraliçöz. Gidiyoruz.